Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün izleyicilerimizi selamlıyoruz en kalbi muhabbetlerimizle. Görüş alanına hoş geldiniz. Haftada bir gün salı akşamları Türkiye'nin ve dünyanın gündemine giren ve özellikle konuşulması gerektiğini düşündüğümüz, dikkat çekilmesi gerektiğine inandığımız konuları alanında uzman konuklarımızla sizlerin ekranlarına taşıyor ve görüş alanımıza giren bu konularda, görüş alanımıza özellikle girmesi gereken bu konularda sizlerle efendim uzmanlarımızın görüşlerini buluşturuyoruz. Bu hafta da Profesör Doktor Şaban Çalış hocamız ve Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yapan Abid Mecit kardeşimizle Keşmir'i konuşacağız. Önce ben hemen hocama bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun ve sevgili Abid sen de hoş geldin. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bugün tabii biz daha önceden programı planladık efendim ve Keşmir'i konuşacağız. Abid aynı zamanda Keşmirli, meselenin merkezinden geliyor. Bizzat gözlemleri, Keşmir'le ilgili anlatacakları da bizim için hocamın yorumları gibi. O da kıymetli çünkü meselenin merkezinden şeyler anlatacak. Ama tabii sonuç itibariyle canlı bir yayındayız ve uluslararası ilişkiler de hocam artık yani günlük bile değil saatlik değişiyor. Saatlik evet. Değişiyor. Şimdi ben dünden bu tarafa saat 22 itibariyle Amerika'ya verilen süre dolacak. Biz de tam programa o saatte başlayacağız. Şu anda süre doldu. Evet. Bundan bahsederek başlarız evet. Diyordum. Ama bir taraftan da Soçi zirvesi. Evet. Biz programa girmeden önce hem de bir mutabakat metni açıklandı kamuoyuna ve şu an sosyal medya yıkılıyor mesela. Türkiye won hashtag'iyle. Türkiye kazandı evet. Hashtag'iyle. Şimdi hocam ben her ikisini birden değerlendirmenizi isteyeceğim. Amerika ile yapılan bir mutabakat ve 5 günlük bir süre tanınması. Şimdi ardından Soçi'de Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde 150 saatlik bir süre tanınması ve Suriye'de 900 kilometrelik o sınırda belli bir derinlikte terörle ilgili YPG, PKK ve benzeri adı her ne olursa olsun unsurların temizlenmesi konusunda varılan mutabakatlar, anlaşmalar. Gerçekten Türkiye'nin 100 yıldır sahada da masada da hep kaybeden bir devlet diyebileceğimiz bir yapıdan artık sahada da masada da kazanan bir devlete doğru dönüştüğünün işareti midir? Tabii öncelikle bugünkü gelişmeyi diplomatik açıdan çok önemli ve başarılı bir hamle olarak gördüğümüzü ifade edelim. Eyvallah hocam. Ama çok da Türk dış politikasına haksızlık etmeme adına Türkiye bu yüzyıllık süreç içerisinde de önemli kazanımları olan diplomatik anlamda da yani gündelik dildeki eleştirileri Türk dış politikasına yönelik eleştirileri kabul etmekle birlikte Türkiye'nin dış politikası öyle hepten göz ardı edilecek tabii bir ki. Politika değil. Dolayısıyla şunu ifade etmek gerekiyor. Tabii Türkiye önemli bir ülke ve özellikle bölgesindeki gelişmeler konusunda da önemli bir aktör. Türkiye küresel bir aktör olmak da istiyor. Yani bunun özellikle AK Parti döneminde Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin küresel sorunları da işte bugün mesela konuşacağımız aslında bundan bir iki ay önce tespit ettiğimiz evet. Keşmir konusu da dahil olmak üzere dünyadaki sorunlarla Türkiye yakından ilgilenmek istiyor. Özellikle de İslam coğrafyasındaki sorunlarla yakından ilgilenmek istiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin dünya siyasetinde bir aktör olarak, bölge siyasetinde bir aktör olarak bugünkü diplomatik başarısını aslında iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuyla başlattığı harekat tabii uzunca bir arka planı var. Yani seyircilerimiz de bu konuyu biliyorlar. Aslında günlük olarak herkes de her şeyin farkında diye evet. Düşünebiliriz. Ama sadece hatırlatma babından söylemek buyurun, lazım. Suriye ile bizim ilişkilerimiz tarihsel olarak da sıkıntılı dönemler yaşadı. Ancak AK Parti ile beraber çok pozitif bir dönemimiz var. Fakat bunun arka planında da özellikle bugün konuştuğumuz Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili meselelerin arka planında biraz baktığımız zaman bu terör örgütü
PKK ile irtibatlı YPG ya da YPG terör örgütüyle ilgili 1980'li yıllardan bu tarafa Türkiye sürekli zaten bir sıkıntı, bu bölgeden sıkıntı yaşıyordu. Bir dönem, AK Parti'nin ilk dönemini kastederek söylüyorum, daha doğrusu 2011'e kadarki gelen dönemde Suriye ile ilişkiler iyi olduğu için en azından terörle ilgili meselelerde de belli bir mesafe kat edildi. İşte 1998 tarihli bu Adana mutabakatı, 2011 tarihli bunun anlaşma haline getirilmesiyle birlikte biz Suriye Devleti ile, aslında Suriye Arap Cumhuriyeti resmi adıyla bir mutabakata bu konuda varmıştık. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti kendi sınırları içerisinde Türkiye'yi tehdit eden hiçbir terör örgütünü barındırmayacaktı. Evet. Fakat 2011'den sonraki gelişmeler maalesef beklenmedik yönde, bölge açısından da Türkiye açısından da sıkıntılı bir yönde ilerledi. Fakat gelinen yani bu Barış Pınarı Harekatı'ndan önceki duruma baktığımız zaman gelinen noktada özellikle bizim müttefik olarak gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikaları Türkiye'nin özellikle güvenlik politikalarını bertaraf eden, daha doğrusu Türkiye'nin güvenlik politikalarıyla uyuşmayan bir noktaya geldi. Hatta çatışan, orada evet. Açıkça YPG, yani PKK unsurlarını destekler bir hal aldı. Bu konuyu özellikle buradan başlatmak istiyorum ve öyle tahmin ediyoruz ki tabi bu işin istihbarat yönü de mutlaka değerlendirilmiştir. Mutlaka. Öyle tahmin ediyoruz ki Suriye'nin kuzeyinde bir PKK terörist devlet oluşumuna doğru bir takım adımlar atılmaktaydı. Ve bu durum Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade artık ciddi bir noktaya geldiği için Türkiye bütün uyarılarına rağmen, en son Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmalar, uyarılar, zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Trump'la yapılan görüşmeler. Tabii Trump'la yapılan görüşmeler deyince çok istikrarsız bir durumla karşı karşıyayız, evet, ama önemli değil. Yani neticede bir devlet başkanı olarak yapılan görüşmelerde bu istenilen noktaya gelmediği için mecburen askeri bir tedbir almak durumunda kaldı Türkiye. Ve orada yani bugünkü Soçi Anlaşması'nı ve bundan işte 5 gün önce yapılan Soçi mutabakatı ile Ankara mutabakatını birlikte düşünmek gerekiyor. Ankara mutabakatında aslında bugün Soçi mutabakatı, bu Ankara mutabakatında varılan konuların pekiştirilmesi, Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamak için orada bir güvenli bölge, güvenli koridor oluşturma teşebbüsünün aslında bugün diplomatik olarak da bir başka bölgedeki, belki de şu anda Suriye'deki en önemli aktör olarak görmemiz gereken Rusya tarafından da kabul edilmesi, evet, olarak değerlendirilir. Ve bu açıdan baktığımızda gerçekten ya Türkiye açısından bir ciddi diplomatik başarıdır. Bu başarının arkasında elbette ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu başarılı operasyonlar, kısa süre içerisinde bölgede elde ettiği kazanımlar, istihbaratın yapmış olduğu o bölgeye ilişkin çalışmalar ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, onu özellikle belirtmekte fayda var. Burada diplomaside efendim kişisel dostluklar ya da ilişkiler ne kadar önemlidir ya da liderlerin rolü ne kadar etkilidir? İşte bu tür kritik noktalarda, evet, kritik zamanlarda bunu tespit ediyoruz. Ve bugün neredeyse yani tam ben en azından medyayı takip ettiğim zaman zarfında 4,5-5 saatlik bir uzun, evet, maraton sonunda bunu özellikle belirtmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türk diplomatik heyeti bu 10 maddelik bir mutabakatı Ruslarla sağlamış oldular. Şimdi burada sormamız gereken şey şu. Yani hocam bu niye göre başarı?
Niye göre başarısız? Evet hocam, ya mesela bunu değerlendirirken neye göre değerlendireceğiz? Ya öncelikle bu Barış Pınarı Harekatı'nın amacı neydi? Yani ilk elden en temel, her harekatın yan bir takım amaçları da olabilir ama. Mutlaka. En temel amaçları neydi diye baktığımızda bir, Türkiye sınır güvenliğini sağlamak istiyordu. Evet, hem Ankara mutabakatıyla hem de yani Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatta hem de bugün Soçi mutabakatında Türkiye'nin sınır güvenliği her aktör tarafından, bölgedeki her aktör tarafından önemli ve saygıdeğer bulundu ve Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin endişeleri taraflarca kabul edilmiş vaziyette. Dolayısıyla Türkiye sınır güvenliğini sağlama konusunda çok önemli bir kazanım elde etmiş vaziyette. Yani yıllardır mesela bu noktada bütün taraflardan, yani Amerika'dan ve Rusya'dan sınır güvenliğiyle ilgili bu kadar net ifadeler gelmemişti. Evet, net bir, en azından bütün tarafların mutabık kaldığı bir açıklama gelmemişti. İkincisi, bu müdahalenin yapılma sebeplerinden bir tanesi, Suriye'de kurulması düşünülen ya da planları yapılan bir terörist devletin, PKK-YPG güdümündeki bir terörist devletin artık bundan sonra tarih olduğunu herkes kabul ediyor. Ki bu Türkiye'nin sınır güvenliğini de uzun vadede çok ciddi şekilde etkileyecek bir unsurdu. Tabii üçüncüsü, Türkiye'deki, Türkiye'nin yani herkesin, Konya'da yaşayanların da, İstanbul'da yaşayanlar, Türkiye'de yaşayan herkesin birebir de temas ettiği bir göç sorunu var. Suriyeli göçmenler evet. Sorunu var. Yani rakamlar 3,5-4 milyon, hatta 4,5 milyona kadar Türkiye'de göçmen bu anlamda mülteci olduğu söyleniyor ama en azından işte 3,5 milyon civarında diyebiliriz. Suriyeli göçmen var. Asgari rakam 3,5 milyon evet. Hocam. 3,5 milyon civarında Türkiye'de Suriyeli göçmen var. Ve bu insanların bir şekilde artık Türkiye'deki kalma süreleri de uzuyor, problemleri de artıyor. Ve bu problemlere bağlı olarak Türkiye'nin, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereken her tür bu konuda, yani dünyanın da takdir ettiği bir şekilde bu mültecilere yardımda bulunmuştur. Milyarlarca dolar, muhtemelen yani 40 milyar belki en son bildiğim rakamları söylüyorum ben. 40-50 milyar dolar civarında bu mülteciler için harcama yapıldığı biliniyor. Dolayısıyla Türkiye açısından bu Suriyeli mülteciler sorununun ve göç sorununun çözülmesi bu anlamda gerekiyordu. Ve bunların da elbette kendi topraklarına, kendi vatanlarına dönmelerin sağlanması gerekiyordu. Şimdi bugünkü mutabakatta da özellikle Suriyeli mültecilerin kendi topraklarına dönmesi konusundaki Türkiye'nin taleplerinin karşılandığını derken hani işte 1 milyon kısa vadede, 2 milyon orta vadede Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin bu 30 kilometrelik bölge içerisinde yerleştirilmesi konusunda hemen yarın bir alınacak sonuç yok tabii ki. Mutlaka. Bölgenin güvenliği, bölgedeki güvenlik sağlandıktan sonra oradaki Türkiye'nin yine gündeme getirdiği güvenli bölgede Suriyeli mültecilerin göçlerinin oraya dönüşlerinin sağlanması konusu bence yine çok önemli bir mutabakat maddesi olarak yer almaktadır. Tabii burada yani Türkiye'nin Suriye ile uzun bir sınıra sahip olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. 900 kilometre. Bu yani Türkiye'nin işte hedeflediği 30 kilometrelik derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması meselesinde belki birkaç işte Münbiç gibi efendime söyleyeyim Kamışlı gibi bir iki belki bölgeyle ilgili yani dinleyicilerimiz belki daralabilir mi oralarda? Hayır. Orada tereddüt hani acaba orada farklı bir uygulama yapılacak mı diye düşünüyor olabilirler. Aslında benim bakış açımla gördüğüm kadarıyla ya Türkiye'nin istediği zaten oradan bir toprak parçası falan değil. 30 kilometrelik ya da 32 kilometre bu biliyorsun mil hesabı falan yapılıyor. Ama biz 30 kilometrelik bir derinlikte
terör unsurların bulunmaması. Dolayısıyla bu hani Türkiye'ye doğru cep gibi görünen 30 kilometrelik alan içerisinde görünen bir takım noktaların varlığı, o mutabakat metninin sonunda da bu konuya açıkça aslında değiniliyor. Oradaki güvenlik konusundaki Türkiye'nin endişelerinin giderilmediği anlamı taşımıyor. Yani oradaki YPG unsurları, PKK unsurları oradan da o bölgeleri de terk etmiş olacaklar. Şimdi tabii bunu hani Türkiye'de şöyle değerlendiriyor. Ya işte eleştiri açısından eğer bakacak olursan Türkiye'deki insanlar şöyle değerlendirir. Ya Türkiye oralara da girmeli. Oralarında bizatihi. Ya tabii mesela hocam güvenliğini. Şöyle bir soru var zihinlerimizde. Harekat başlamıştı. Evet. Temizleyerek de gidiyorduk. O bölgeleri de temizleseydik ne olurdu? Niye? Tamam masada anlaştık, güzel çekilecekler ama yani 700 küsür tane terörist unsur temizlendi, bu yüzlerle rakam giderken de bir taraftan da Türkiye kamuoyunda şöyle bir rahatlık oluştu. Evet, teröristleri tek tek temizliyor. Keşke oradakileri de temizleseydik gibi bir soru var zihnimizde. Şimdi yani olabilir bu yani herkesin, bir yaklaşım. Evet, herkesin kendine ait bir şey var, düşüncesi var. Olabilir. Ya bana soracak olursanız da aslında uzun vadede Türkiye'nin hem Irak hem Suriye sınırını dikkate aldığımız zaman aslında 30 kilometre de yetmez. Şöyle 80 ile 100 kilometre daha güneyde bir sınırın olması, yani coğrafi yerleşim birimleri ve etnik yapı açısından baktığınızda daha uygun. Sanki daha uygun gibi görünüyor. Ama bu sanki daha uygun da olacak bir mesele değil. Yani evet. Neticede biz ulus devletler sınırları belli bir uluslararası sistem içerisinde yaşıyoruz ve o her bir metrenin, her bir kilometrenin içinde yer alan başka unsurlar da var. Yani yerleşim yerleri var, oradaki nüfus var, oradaki insanlar var, yaşayan, efendime söyleyeyim, sizi ne kadar sevip sevmeyeceğini de bilmediğiniz başka unsurlar da işin içine girmiş olacak. Dolayısıyla yani Türkiye'nin buradaki esas amacının Suriye'nin kuzeyini işgali olmadığını, bunu zaten defaatle Türkiye söylemiş beyan vaziyette. Evet. Bunu anlattıktan sonra yani Türkiye'nin oradaki temel kaygısının güvenlik kaygısı olduğu ve orada bir terörist devlet oluşumuna izin vermeyeceğine ilişkin kaygıyı politikanın ilk maddeleri haline getirdikten sonra diğer konulardaki kanaatlerin biraz spekülatif değerlendirmeler olduğu kanaatindeyim. Ve çok da yani şöyle söyleyeyim, yani bugünkü anlaşma o işte Münbiş'te dahil olmak üzere birkaç bölgedeki o yani şu anda statükonun ilan edilmediği bölgeleri söylüyorum. Orada Türkiye'nin eğer bu mutabakata uyulur da oradaki terörist unsurlar orayı terk edecek olursa Rusya'nın ya da Amerika'nın talebiyle, kontrolüyle. Kaldık şimdi her iki irade de burada bir noktada buluşmuş gibi gözüküyor. Bence bu Türkiye'nin savaşarak ya da çatışmayla o bölgede kendi güvenlik çıkarları açısından gerçekleştirmek istediği noktadan çok daha başarılı bir nokta gibi gözüküyor bana. Eyvallah. Çünkü gerçekten sadece bir bölgeye girmek değil, o bölgeyi uzun vadede kontrol etmekte başka sorunlar da beraberinde getirecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ben bugünkü 10 maddelik ve bundan 5-6 gün önceki 13 maddelik mutabakatın Türkiye'nin en azından kısa ve orta vadedeki Suriye sınırına ilişkin güvenlik endişelerini ve Türkiye'deki özellikle bu mültecilere dönük politikaları belli bir noktaya başarıyla getirdiği kanaatini taşıyor. Hocam araya gideceğiz ama çok kısa bir değerlendirme. Ne kadar güvenebiliriz? Şimdi uluslararası ilişkiler açısından evet mutabakatlar var Amerika'yla ve Rusya'yla. Ama mesela geride kalan 5 gün içerisinde Amerika'yla yapılan mutabakatın üzerine servis edilen haberlerin arasında işte onlarca kez Türk askerine karşı taciz ateşi açıldığından tutunuz da belli yerlerde o çekilmeye dair hareketlilik görülmediğine dair haberler servis edildi.
uluslararası ilişkilerde bu tür mutabakatlar ne kadar bir güven tesis edebilir, ne kadar güvenebiliriz? Yani bu yapılan mutabakatlar kesin vazgeçilmez doğrulardı diyebilir miyiz? Şimdi uluslararası ilişkilerde tabii böyle kesin ulusal yapılardaki gibi şunu yapmazsan cezası budur, seni bu cezaya çarptırırız diye. Yok böyle bir şey. İşte anlaşma hükümlerinde de bunlar yer almıyor. Genelde yer almıyor. Bu mutabakatlardır özellikle. Burada güvenmek durumundayız. Yani güvenmek durumundayız derken, şimdi Trump gibi bir başkanla karşı karşıya hocam, Trump yarım saat önce söylediğini yarım saat sonra değiştirebiliyor. Fakat olayların akışına bakacak olursanız, yani Trump gibi bir muhtemelen kendi kişiliğiyle ilgili problemleri olan bir başkanın bile bu tür anlaşmalara, mutabakatlara uyması kendi çıkarları açısından da önemliyse ki bugünkü yapılan anlaşma bence bir defa Rusya'yı çok ciddi bir şekilde bölgede yani birincil bir güç, Suriye'de birincil bir güç haline getiriyor. Dolayısıyla Rusya bu noktadan sonra zaten Suriye ile, Suriye yönetimiyle, Esad yönetimiyle mutabık kalınarak bu noktaya gelindiği anlaşılıyor. Yani Rusya burada konuşurken sadece kendi adına konuşmuyor. Tabii. Şam yönetimi adına da konuşuyor. Hatta İran adına bile konuşuyor. Yine. Belki evet, İran adına da konuşuyor. Dolayısıyla bu noktaya gelmiş olan bir anlaşmanın başarısızlığı ilk önce herhalde Rusya'ya kesilir diye düşünüyorum. Ama ikincisi, yani bu mutabakatta bir başarısızlık olacak olursa bu Amerika Birleşik Devletleri'ne de kesilecek. Ama bütün bunların ötesinde, yani garanti istiyorsunuz ya, hı hı, garanti biziz. Yani garanti biziz derken garanti bu anlaşmalar, bu tür mutabakatların aslında garantörü onu isteyen devlettir. Bunu isteyen Türkiye ise, hı hı, Türkiye bunun garanti. Peki bu nasıl olacak? İşte yani sizin silahlı kuvvetleriniz güçlü ve caydırıcı bir güç olarak bölgede hala duruyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Savunma Bakanımız da, Dışişleri Bakanımız da birkaç kez bunu söylediler. Eğer mutabık kalınan noktalarda Türkiye'nin istedikleri yerine getirilmezse Türkiye harekata devam edecek. Yani hı, bu bir anlamda yani sizin kararlılığınızla da sizin gücünüzle de ilgili bir kaldı ki bu diye. Mutabakatlar zaten o harekatın yani, neticesi. Mümkün olduğunca eğer uluslararası, evet, anlaşmalar tüm tarafları memnun edecek ya da tüm tarafların en azından asgari taleplerini yerine getirebilecek düzeyde mantıklıysa onun ötesi artık bir zamanlamadır diye düşünmek lazım. Eyvallah hocam. Keşmir gerçekten uzun yıllardır İslam coğrafyasında, Müslüman coğrafyalarda kanayan yara olarak ifade edilen, karşılığını bulan coğrafyalardan bir tanesi ve belki de bu coğrafyaların içerisinde en mazlumlarından bir tanesi, zira coğrafya olarak da uzak bir noktaya düştüğü için özellikle Türkiye'de Keşmir bir Müslümanların yaşadığı ve zulüm altında olan bir coğrafya olarak gönül gündeminde durmaya devam ederken çok zaman gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözüne nispetle şunu ifade edebilirim ki Keşmir'in nerede olduğunu, neler yaşandığını özel olarak ilgi duyanlar hariç olmak üzere kamuoyu çok da bilmedi. Bugün doğrudan Keşmir'den de bir konuğumuz var. Birazdan kendisine Keşmir sorununun nasıl ortaya çıktığını da soracağım. Ama ondan önce, şimdi Şaban Hocam, Keşmir dediğimizde tabii hepimiz için böyle bir hüzün kaplıyor yüreğimizi. Ama ne olduğu konusunda çok fikir sahibi olmadığımız bir coğrafya olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum hocam? Doğrudur. Tabii aslında Türkiye'deki bu modernleşme hareketi bizi Avrupa'ya... Yüzümüzü çevirince Avrupa'ya daha yakın. Evet. Ama Asya'ya daha uzak eğildi. Dolayısıyla çok böyle sınırımızın dibindeki bölgelerden, yani örnek diye söylüyorum, Tebriz mesela bizi çok uzak görüldü ama şurası hocam, yani sınırımızın öbür tarafında da, evet, ama Paris çok yakın gözüküyor. Evet. Bu biraz ilgi alanlarımızla, yaşadığımız değişimle de irtibatlı bir konu. Fakat şunu söyleyeyim, yani bu şimdi sınır sorunlarını konuşuyoruz ya, yani bugün Türkiye'nin yaşadığı, Suriye ile yaşadığı sınır sorunu da dahil olmak üzere
20. yüzyılda dünyanın şekli, dünyanın politik yapısı belirlenirken aslında biraz da emperyalist devletlerin sömürge altındaki ülkeleri terk ederken ortaya çıkardığı problemlerin bir uzantısı olarak bugüne kadar gelmiş problemler. Keşmir dahil olmak üzere özellikle İslam dünyasının çok önemli problemli dediğimiz, yani bizim mesela Kıbrıs problemimiz ya da Kıbrıs'taki sorunlarımız aslında İngiliz emperyalizminin adayı, yani Kıbrıs'ı terk ederken ortaya çıkardığı bir sorun olarak görülebilir. Filistin sorunu yine İngilizlerin, İngiliz emperyalistlerin ve Fransızların çıkarken belki. Evet. Ya da Orta Doğu'daki sorunu Fransız, İngiliz ortak emperyalizminin bir geride bıraktığı bir sorun olarak görmemiz gerekiyor. Keşmir konusu da aslında yine İngilizlerin Hindistan'dan sömürge olarak Hindistan'ı terk ederken ortaya koyduğu ya da bıraktığı problemlerden, yarattığı belki demek daha doğru olabilir. Evet. Problemlerden bir tanesi. Tabii Keşmir neresi? Yani en azından... Evet, lütfen hocam. yani bazılar için belki bu çok ya bildik bir şeydi. Haritaya bakan arkadaşlar açısından. Evet, arkadaşlar şimdi, da haritayı verdiler. Seyircilerimiz de görüyorlar. Keşmir aslında Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin arasında Himalaya bölgesinde bulunan yaklaşık olarak söylüyorum 200-220 kilometre karelik. Sadece biz işin Türkiye'deki insanlar genellikle Keşmir meselesinin Pakistan ve Hindistan arasında bir mesele olduğunu düşünür. Ama Keşmir meselesi biraz büyük resme baktığımız zaman sadece Hindistan, Pakistan değil, işin içerisinde Çin'in de olduğu, Çin'in de o bölgeden işgal ettiği bir toprak parçası var. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bugün literatürde ya da konuşmalarda böyle Keşmir diye bahsettiğimiz insanların düşündüğü bölgenin %45'i Hindistan'ın kontrolünde, %35'i Pakistan'ın kontrolünde, %20-25 civarında da Çin'in kontrolündeki bölgeden bahsediyoruz. Yani Çin'in bizatihi işgal ettiği bir bölgede. Yani uluslararası bir, hani Suriye, yani evet, Suriye'ye benziyor bu manada. Tam sınırların birleştiği, evet. Dünyanın tavanı denilen Himalaya evet. Dağlarının, o dağ zincirlerinin ortasında bulunan bir yer. Tabii Abid Bey kendisi Keşmir'den geldiği için, Keşmir'de de olduğu için birebir konuya daha vakıf. Yani kendi memleketi aynı zamanda. Eyvallah hocam. Söylememiz de gerekiyor. Dolayısıyla detayları kendisi anlatacak. Ama şunu söyleyeyim. Ama uluslararası yansımalarını sizden dinleyeceğiz. Keşmir bize çok uzak değil. Yani tarihsel olarak baktığımızda da yine Abid belki tarihi süreci anlatırken ifade edecektir. Aslında Hindistan bize çok uzak değil. Tabii yani, ki hocam. Hindistan 19. yüzyılın yarısına kadar aslında bir Müslümanların yönetiminde bir bölgeydi. Yani İngiliz sömürgeciler gelinceye kadar. Ve Hindistan'ın Müslüman bir bölge olmasında, ama özellikle Keşmir'in de, bugün Keşmir dediğimiz bölgenin, orada da şimdi abi detaylarını verecek, o bölgedeki Müslümanlar da aslında bizim Türk hani atalarımızın, dedelerimizin oradaki fetih hareketlerinin bir uzantısı olarak bugünlere geldi. Tamam. Yani Keşmir sorunu başkasının sorunu değil. Eğer kesinlikle orada var. Bir sorun varsa hem bir Müslüman olarak hem de bir Türk olarak aslında Türkiye'nin de yakından ilgilendiği bir sorun. Zaten tabii vaktimiz çok sınırlı olduğu için o konular belki tartışma fırsatı olmaz ama söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitti ve orada bir toplantı yaptı, hı hı. Biliyorsunuz. İşte sloganik olarak söylenen dünya beşten büyüktür. Yani yeni bir dünya sistemine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı bir takım görüşlerini dile getirdi.
bu sorunlu bölgelerdeki Filistin'i özellikle mesela gündeme getirdi. Ama genel kurul dışındaki toplantılarda da aslında Keşmir konusunu gündeme getirip insanların bu duyarsızlığına, Batı dünyasının özellikle oradaki duyarsızlığa da dikkat çekmeye çalıştı. Yani Türkiye sadece Suriye konusuyla ilgilenmiyor. Yani bunu bilmekte de fayda vardır diye düşünüyorum. Evet, kendi çapınca, kendi gücünce, kendi yapabildiğince olabilir. Karınca, kararınca olabilir. Ama mevcut Türkiye Keşmir konusuyla da ilgileniyor. Yani onu, onun da altını çizmekte fayda Eyvallah var. Eyvallah hocam. Orayı birazdan yeniden sizinle açalım. Çünkü uluslararası arenada Keşmir'e yaklaşım nedir, nasıldır? Evet. Onu konuşalım ama burada Abid Bey'e döneyim ben. Şimdi Keşmir sorununun nasıl ortaya çıktığı, tarihçesi ve bugüne kadarki gelen süreci doğrudan Keşmir'in içinden biri olarak sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle doğma büyüme Keşmirlisiniz. Evet. Peki şu an Keşmir'in Hindistan, efendim Pakistan ve Çin kontrolünde olan bölgelerinden bahsettik. Sizin doğup büyüdüğünüz, ailenizin yaşadığı yer hangi kontrol? Hindistan tarafında kalıyor. Bize biraz Keşmir sorununun tarihinde nasıl ortaya çıktığından bahseder misiniz? Evet, öncelikle sizlere ve sayın hocamıza beni buraya davet ettiğin için teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Keşmir konusu dünyada en çok tartışılan konulardan birisidir. Keşmir nüfusu 12 milyon civarındadır. Yüz ölçümlü de 222 bin civarındadır. Keşmir Güney Asya'da yer almaktadır. Ve Pakistan, Afganistan, Tacikistan ve Çin'e yakın bir bölgedir. Şimdi Keşmir sorunu anlamak için öncelikle iyice Keşmir'in coğrafya ve demografiye bakmamız lazım. Şu anda Keşmir 3 ülkenin kontrol altındadır. Bunlar ise Çin, Pakistan ve Hindistan'dır. Çin'in kontrolün altındaki Keşmir toprağına Aksai Çin denir. Pakistan'ın kontrol altındaki Keşmir toprağına Azad Keşmir ya da Özgür Keşmir ve Gilgit-Baltistan denir. Hindistan'ın kontrol altındaki Keşmir toprağına da Cumhu ve Keşmir denir. Şu anda Keşmir'in %45 toprağı Hindistan'ın kontrolünün altındadır. %35 Pakistan'ın kontrolünün altındadır ve %20 Çin'in kontrolünün altındadır. Zaten hocamız biraz önce bunun hakkında bahsetti. Keşmir tarihe ya da Keşmir sorununa İyice anlamak için biraz önce bahsettiğim şey, yani önce bir tarihe bakmamız lazım. Yani nasıl başladı bu olay? Keşmir toplumu 1310 yılına kadar bir Hindu dine sahip olan bir toplumdu. Bir Hindu mezhebe sahip olan bir toplumdu. 1310 yılından sonra bir Türk kökenli adam, Mirza Şah diye bir adam, Keşmir'e gelip Keşmir'deki halka, Keşmir'deki topluma İslam dinine davet ediyor. Ve Keşmir'deki çoğun nüfus bu daveti kabul ediyor ve Müslüman oluyor. 1310 yılından 1819 yılına kadar Keşmir'de bir sürü Müslüman hükümetler değişti. Bunlar ise Moğollar geldi Keşmir'e, Keşmir'e yönetti. Hı hı. Türkler geldi, Selçuk Türkler, onlar yönetti. Ondan sonra Patanlar geldi, yani Poştular geldi. Onlar Keşmir'i yönetti. Keşmir'e 1310'dan 1819 yılına kadar Müslüman hükümetleri yönetti. Ve 1819'da Peştulara, yani en son olan Müslüman hükümete Sihler yenildi. Yani hı hı. Sihler artık bu toprağı eline aldı. Ve Sihlerin hükümeti de 1846'ya kadar devam etti. Evet. Yani yaklaşık 27 yıl civarında bu Sihlerin hükümeti Keşmir'de devam etti. Bu zamanlarda Müslüman nüfus çoğul olduğu için ve prens Hindu olduğu için oradaki toplum baya maruz kaldı. Bir sürü sıkıntılar yaşadı, bir sürü isyanlar başladı.
bu prense karşı. O prensin ismi de Maharaja Ranjit Singh'di. Ondan sonra 1819'dan 1846'ya kadar bu Sih hükümet devam etti. 1846'da İngilizler bu Sih Maharaja'ya yeniliyor ve Keşmir toprağını eline alıyor. Yani artık 1846'da İngiliz sömürge altında kaldık. İngiliz sömürge altında kaldığın zamanda da İngilizler Keşmir toprağını satmaya karar verdi. Yani 1846 Keşmir tarihi de önemli bir yıldır. Çünkü bu yılda bir anlaşma Keşmir'in tarihi de geçiyor. O anlaşmada bayağı önemli bir anlaşmadır. Amritsar Anlaşma diye geçiyor. O anlaşmaya da göre İngilizler Keşmir toprağını satıyor. Kime satıyor? Dogra hanedandan gelen bir Hindu prense satıyor. O prensin ismi de Maharaja Gulab Singh'dir. Ve artık Dogralar, yani Dogra hanedan Keşmir'i yönetmeye başlıyor. Zaten nüfusu Müslüman olduğu için bunu Keşmir'deki toplum tepki veriyor. Karşı çıkıyor, isyan başlıyor. Ama prens Keşmir'i yönetmeye devam ediyor. 1846'dan 1947'ye kadar bu Dogra hanedanın hükümeti Keşmir'de devam ediyor. Hı hı. 1947'de Hindistan iki ülkeye bölündüğün zaman da zaten Hindistan bölünmenin arkasında İngiliz temsilci Mountbatten diye bir adam vardı. Mountbatten bir evrak kuruyor, bir evrak çiziyor. Orada belli şartlar oluyor. Yani Hindistan'ın bölünmesi için. Yani o evrağa göre ya da o plana göre hangi yerlerde Müslümanlar çoğuysa onlar Pakistan'a göç edecek. Hangi yerlerde toplum fazlaysa, yani Hindu'sa, onlar Hindistan'a göç edecek. Ve o planda bazı önemli noktalar var. Aslında bir önemli nokta var. O da şudur. O zamanlarda Hindistan'da 500'den fazla prens eyaletleri vardı. Yani prensleri yöneten eyaletler vardı. Ve bu plana göre bu eyaletler bağımsız kalabilir. Yani Hindistan'a bağlamak istiyorsa Hindistan'a bağlanabilir, Pakistan'a bağlamak istiyorsa Pakistan'a bağlanabilir, bağımsızlık kalmak istiyorsa bağımsızlık kalabilir. Ve o zamandaki 1947'de İngilizler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan'ı terk etmeye karar verdiklerinde Hindistan'ı ikiye bölmeye karar veriyorlar ve dini bir esasa göre Müslümanlar ve Hindular olarak ayırıyorlar. Ve bir tarafta işte bugün bildiğimiz Hindistan, bir tarafta da bugün bildiğimiz Pakistan'da Pakistan oluyor. Çıkıyor, evet. Bir de yani Pakistan'ın Doğu Pakistan, Batı Pakistan olarak aslında bugün Bangladeş dediğimiz bölgede Müslüman bir bölge. Ve İngilizler Hindistan'ı terk ederken bu işte 600'e yakın orada hanedanlık, prenslik ya da eyalet diyebileceğimiz yapıya da kendi dinlerine göre istedikleri tarafı seçme imkanı tanıyorlar. Şimdi Keşmir'deki problem de tam burada başlıyor. Çünkü Keşmir'in yöneticileri Hindu, halk ise Müslüman. Yani şöyle işte Irak'ta Irak terk ederken İngilizler Sünni bir halk Şii ama Sünni bir iktidar bırakıyorlar. Evet. Fransızlar Suriye'yi terk ederken halk Sünni ama bir Şii Alevi iktidar bırakıyorlar. Yani Esed yönetimi ya da Nusayri bir iktidar bırakıyorlar. Dolayısıyla bu çok bildik bir kalıp. Yani İngiliz sömürgeciliğinin çıkıp giderken attığı kötülük tohumlarından bir tanesi. Dolayısıyla Hamid'in de Abid'in de kısaca özetlediği mesele bu bununla ilgili. Evet. İngilizler çıkıp giderken diyorlar ki o geri kalan eyaletlere, prensliklere siz de istediğiniz yeri seçebilirsiniz ama Keşmir için bu imkan çok mümkün olmuyor. Eyvallah. Abid,
1947'ye kadarki olan süreci özetledi. 1947'de İngilizler çekilmek için orayla ilgili bir planlama yapmaya başladıklarında esas problem orada patlak verdi. Evet. Orayı bugüne kadar getirebilir miyiz lütfen? 1947'den yani Hindistan ve Pakistan bağımsızlık aldıktan sonra hemen hemen zaten Pakistan ve Hindistan arasında birinci savaş başladı. Hı hı. Yani Pakistan-Hindistan'daki birinci savaş. Bu savaş da zaten Keşmir üzerinde başladı. Bu savaşla da Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda 1 Ocak 1947'de imzalayan Ateşkes Anlaşması'yla sona erdi. Hı hı. Ateşkes Anlaşması'na göre ülkedeki yani Keşmir bölgedeki Hindistan ve Pakistan askerler geri çekilecek ve Keşmir'in geleceği Birleşmiş Milletler'in gözetimindeki halk oyluyla yani referandumla belirlenecektir. Ama ne yazık ki şu ana kadar bu referandum, bu halk oylu gerçekleşmedi. 47'den bu tarafa halk oylaması aynen yapılamadı. Öyle. Aynen öyle. Yani o zamandaki Keşmir'i, o zamanda Hindistan'ın askerleri Keşmir'e geldiği zamanda yani savaş amacıyla şu ana kadar geri çekilmedi. Ve hemen hemen 1965'te Pakistan ve Hindistan arasında tekrar bir savaş oldu. Ondan sonra 1971'de bir savaş daha oldu. O savaşta zaten Bangladeş bağımsızlık kazandı. Hı hı. 1999'da bir savaş daha oldu, Kargil Savaş. Yani toplam 4 savaş Hindistan ve Pakistan arasında oldu bu Keşmir konusuyla ilgili. Yani Keşmir hakkında bahsettiğimiz zaman da yani Keşmir Hindistan'a bağımlı olduğu zaman da Keşmir'deki siyasi liderlerin birkaç şartları vardı. Yani bağlamak için. O şartlar da şunlardır. Keşmir bir özel bölge olarak kalacak. Keşmir'in bir kendi anayasası olacak. Keşmir'in bir kendi siyasi temsilciler olacak. Bir meclis olacak, bir bayrak olacak. Bu şartları kabul ettikten sonra Keşmir Hindistan'a bağladı. Ama son 2 ay önce 5 Ağustos'ta Hindistan'daki şu anda iktidardaki olan parti Hindistan Halk Partisi, Bharatiya Janata Partisi diye geçiyor. O partinin İşleri Bakanlığı Amit Shah parlamentoda bu özelliğini kaldırmayı tarif etti ve 5 Ağustos'ta bu Keşmir'in özelliği kaldırdı. Yani aslında Hindistan'ın anayasasının 370. maddeye kaldırdı. O 370. maddeye göre de Keşmir özel bir bölge olarak kalacaktı. Hı hı. Bir de Keşmir'de bir Hindistan vatandaş muluka sahip olamazdı. Bir devlet işe sahip olamazdı. Ya bu özelliği kaldırdıktan sonra Hindistan hükümdarlar ya da Hindistan hükümetindeki bakanlar şu anda şunu diyor ki bunu kaldırdık amacı tamamen Keşmir'de kalkınma ve gelişme. Yani onlar şöyle diyor. Keşmirli buna inanıyor mu? Yok, bence inanmıyor. Neden inanmıyor? Keşmir'in zaten anayasası vardı. Ona göre biz devam ediyorduk. Yani ona göre her şey yolunda gibi görünüyordu. Ama bu özelliği kaldırdıktan sonra Keşmir tamamen merkezin altında kalacak. Yani bizim temsilciler olmayacak. Yani biz kime ses vereceğiz, kime seslendireceğiz, nereye gideceğiz? O da belli değil. Ve bu kalkınma amacı eğer gerçekten öyle olsa son 70 günlerden beri Keşmir'de internet yok. Keşmir'de telefon hatları kapalı. Keşmir'de okullar, çocuklar okula gitmiyor. Devlet memurlar işe gitmiyor. Yani böyle bir kalkınmayı biz beklemiyorduk. Hiç kimse beklemiyor. 70 gündür bütün bunlar iptal yani. Aynen. Biz son 2 gün önce, son 3-5 gün önce telefon hatları açıldı. Şu ana kadar internet yok. Şu ana kadar sokağa çıkmak yasak. Şu ana kadar 70 gündür çocuklar okula gitmedi. 70 gündür devlet memurlar işe gitmedi. Yani tamamen bir baskı var. Hapise çevirdi tamamen bu bölgeyi. Evet, bir açık hava hapishanesine aynen dönmüş öyle durumda Keşmir şu an. Hocam şimdi uluslararası camianın Keşmir konusunda bu kadar sessiz olmasını nasıl yorumlayacağız? Hadi şimdi Suriye, Irak'la ilgili yakın olduğumuz için
buraya ilişkin yorumlar çok fazlaca var ama Keşmir'e karşı neden böyle davranıyor? Oradaki şimdi Müslümanlar şöyle, mı problem yine? Uluslararası aktörler açısından Keşmir önemli aslında bir problem. Fakat orada her bir uluslararası aktörün kendince planı var. Planı var, evet. Kendince desteklediği bir proje. Bir defa Çin, Abidin de söylediği gibi %20-25 civarında Keşmir toprağını işgal etmiş durumda. Dolayısıyla Çin, Hindistan'la bu konuda çatışmalı. Fakat orada yani bir Keşmir sorununa bir çözüm olabilecek olan, mesela bağımsız bir Keşmir'in ortaya çıkmasında Çin diyor ki ben burasını hani bağımsız bir Keşmir'e zaten veremem. Dolayısıyla Çin açısından oradaki statükonun değişmemesi Çin açısından baktığımızda en uygun çözüm gibi gözüküyor. Hindistan'ın pozisyonunu destekleyen ülkelere baktığımızda da bu başta Rusya geliyor. Rusya maalesef yani bizim bugünlerde aramızın çok iyi olduğu Rusya, Keşmir sorununda Hindistan tarafını tutuyor. Bunun yani tarihsel sebepleri var. Tarihsel soğuk savaş döneminden gelen sebepleri var. Ondan sonra Asya'daki işbirliğinden kaynaklı yani Rusya açısından baktığımızda sebepleri var. Ama bütün bunlar bir araya geldiği zaman Rusya neticede Hindistan tarafında pozisyon almış durumda. Pakistan'ın tarafını tutan ya da Pakistan'ı destekler gözüken bugüne kadar ülkelerin başında da aslında Amerika Birleşik Devletleri geliyor ama bu Soğuk Savaş sonrası dönemde özellikle bu Afganistan'daki Taliban ve sonrasında 2000 yani o 11 Eylül olaylarından sonra Pakistan'ın da Pakistan'da Amerikan kamuoyunda imaj kaybına uğrayınca bambaşka bir noktaya doğru gidiyor. Fakat mesela Pakistan istiyor ki diyelim ki son 5 Ağustos'ta başlayan Hindistan'ın o anayasadaki kendi anayasalarında 370. maddedeki yani Keşmir'in özerkliğini kaldıran özerkliğini uygulamadan tanımaz hale getiren durumla ilgili Pakistan istiyor ki bir yani arabulucu en azından bu sorunları çözsün diye Trump arabuluculuk yapabileceğini söylüyor ama işte Trump'ın ne kadar bu konularda güvenilir olduğu bizim de Suriye olaylarında gördüğümüz gibi sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla şimdi şeye baktığımız zaman Keşmir problemine baktığımız zaman yani problemin doğuşu itibariyle Filistin'e çok benziyor. Aynı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de başlamış 70 yıllık bir problem. Aynı aktörler işin içerisinde, aynı taraflar işin içerisinde ama orada zulme uğrayanlar da Müslümanlar. Evet. Yani 1947'den bu tarafa zaten sürekli bir huzursuzluk var, sürekli göç var. Ondan sonra taraflar özellikle yani işin Pakistan boyutuna baktığımızda da Pakistan da biraz bölgeye dönük politikayı bu iki millet yani İngilizler orayı terk ederken iki millet teorisi yani Müslümanlar Pakistan'a ve Hindular da Hindistan'a bağlanmalı tezini sürekli gündeme getiriyor. Burada plebisit sözü halk oylamasına gidilmesi gerekiyordu. Halk oylamasına gidilmiyor diye düşünüyor. Dolayısıyla oradaki Müslümanların kendince hamisi görünüyor. Fakat anlaşıldığı kadarıyla Pakistan da buradaki sorunla ilgili çok kendi politikalarını netleştirmiş görünmüyor gibi. Yani ben en azından konuyu dışarıdan takip edebildiğim kadarıyla Pakistan bölgenin kendisine doğrudan bağlanmasını istiyor. Şimdi dini demografi nasıl hocam bu arada? Keşmir'deki. Keşmir, Hindistan bölgesindeki dini yapı şu anda %66 Müslümanlardan oluşuyor. Hindular var. Muhtemelen
daha başka işte unsurlar Budistler var. Var belki. Evet hocam, Budistler var. Yani az bir oranda da %10 civarında da Budistler olabilir. Dolayısıyla orada bir halk oylaması yapılırsa halkın Pakistan'a bağlanacağı düşünülüyor. Fakat bu kadar net değil. Yani bu bir varsayım biraz. Bu bir varsayım. Dolayısıyla yani benim en azından dışarıdan bir uzman olarak görebildiğim konu şu. Keşmir meselesini bir bütün olarak yani hem Pakistan hem Hindistan noktasından ele almak gerekiyor. Oradaki Keşmirlilerin kendi kaderini tayinle ilgili haklarına saygı duyulması gerekiyor. Ama belki bundan daha önce acil olan mesele yani bu Ağustos'tan bu tarafa yaşanan sorun şu. En azından 1947'deki o statikonun Hindistan tarafından da saygı duyulacak bir tekrar o statikoya dönülmesi gerekiyor. Peki Hindistan bu yani 370. anayasanın kendi anayasasının 370. maddesine uyar mı? Ya oradaki 370. maddenin ne kadar çalıştığı da tabii ki yani demografik nüfus değişmeyecek, oradaki mülkiyet yapısı değişmeyecek. Yani 370. madde yerel halka yani Keşmirlilere mal mülk edinme hakkı veriyor, mülkiyet hakkı veriyor ama dışarıdan gelenlere bu hakkı tanımıyor. Evet. Dolayısıyla bu madde uyarınca da aslında %75 ile başlamış. Yani şeye 1947 şeylerine baktığımız zaman, nüfus yoklamalarına baktığımız zaman %75 civarında Müslümanların oranı zamanla bugün, düşmüş. Yani bugünlerde %60'lara, evet. %65-66 falan yani %10-12 civarında bir gerileme söz konusu. Ama buna rağmen yine de 370. madde ve ona dayalı 35A herhalde. 35A evet 35 hocam. 35A yine anayasadaki yani Keşmirlilere kendilerini yönetme ve mülkiyet önceliği tanıyan maddelere bir an önce dönülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Önce statikoya geri dönülmesi lazım. Ama uzun vadede bu uluslararası aktörlerin oradaki çıkarları tabii ki bölge tam bir Asya'nın yani şöyle söyleyeyim. Asya'nın kalbi değilse de ana arterlerinden birisini oluşturuyor o bölgenin. Dolayısıyla bölgedeki uluslararası güçlerin de Çin kendi pozisyonundan vazgeçer mi? Bana vazgeçer gibi gözükmüyor. Yani elindeki toprakları ne Hindistan'a ne de Pakistan'a verebilir gibi gözüküyor. Evet. Pakistan bundan vazgeçebilir mi? Yani azat Keşmir denilen bölgeyi gerçekten azat hale getirebilir mi? Ondan da çok emin değilim. Hindistan'ın zaten tutumu özellikle tabii bölgedeki milliyetçilik yükseldikçe yani şimdi Hindistan'da bu sorunun güncellenmesinin sebebi Hindistan'da şu andaki iktidardaki Modi'nin Narendra Modi hocam. Narendra Modi'nin aşırı milliyetçi bir Hinduizmi takip eden bir evet. siyasal ideolojiye evet, sahip olması. Tüm dünyada yükselen o milliyetçi akım Hindistan'da. Tabii yani Hindistan versiyonu ve %70 civarında herhalde seçmende evet, hocam, karşılığı var. Dolayısıyla bu yükselen milliyetçilik içerisinde Müslümanların oradaki vaziyetleri çok da nasıl söyleyeyim çok da aydınlık gözükmüyor. İç açıcı görünmüyor. İç açıcı gözükmüyor. Dolayısıyla yani bizim gibi Türkiye gibi ülkelerin de belki bu konularda yani bilemiyorum hem Hindistan'la Türkiye'nin ilişkileri aslında çok kötü değil. Hı hı. Pakistan'la da kötü değil. Belki burada bir arabuluculuk rolü zannediyorum öyle bir teklifimiz de oldu ama nasıl bunu oradaki Müslümanları da en azından günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilecekleri bir noktaya çekebiliriz. Çok emin değilim. Çok uzun vadeli bir orada çalışma yapmak gerekiyor. Yani ve çok detaylı bir çalışma gerekiyor. Tabii çok detaylı bir çalışma gerekiyor.
oradaki bölgenin özellikle halklarındaki, yani dindar, Hindusu da dindar, Budisti de dindar, Müslümanı da dindar. Hı hı. Ve bu dindarlığı kullanan dinbazlar var. Din ticareti yapanlar oralarda da var. Yani bol miktarda var. Ve şimdi Hindular bunun önderliğini yapıyorlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradaki bu milliyetçi dini görünümlü ama işin özünde faşizan hareketlerin bir defa önünün alınması gerekir diye ben düşünüyorum. Hindistan açısından da belki yani burada Türkiye olarak özellikle insan hakları konusunda daha duyarlı bir Hindistan'ı ya da Hindistan'ı insan hakları konusunda daha duyarlı olmaya davet etmek belki de şu anda yapılabilecek en iyi belki takip edilebilecek en iyi politikalardan birisi gibi görünüyor. Çünkü bölge çatışmaya çok müsait. Pakistan, Hindistan 3 defa bu konuyla ilgili tarihte çatışmış vaziyetteler. Evet. Her an yani yakınlarda yine Hindistan askerlerinin Pakistan askerlerine ateş açması karşılığında Pakistan askerlerinin Hindistan askerlerini öldürmesi gibi bir takım gündelik yaşanan sıkıntılar var. Ve işin en belki dramatik olacak yönü de her iki ülkede atom silahlarına sahipler. Evet. Dolayısıyla bu kadar irrasyonel bir şeyde, bölgede, evet, bu kadar aşırı milliyetçiliğin yükseldiği bir bölgede ve politikacıların bunu sonuna kadar kullandıkları bir bölgede en ufak bir çatışmanın daha büyük insanlık açısından da trajik sonuçları olabilir diye ben endişe ederim. Ama orada yani acilen yapılması gereken Keşmir'deki Müslümanların gündelik hayatlarını en azından insani ölçüler içerisinde sürdürebilecekleri bir yapının sağlanması. Bu konuda da uluslararası toplum, Türkiye'de dahil herkes, hı hı, üzerine düşen sorumluluğu almalı diye düşünüyorum. Bu açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o konuşma sonrasında yürüttüğü ikili görüşmeler ya da diğer görüşmelerde Sayın dile getirmesi önemli. Bu konuda fevkalade duyarlı, evet, ve konuları gündeme getirmeye çalışıyor. Ama uluslararası sistem maalesef, evet, böyle işliyor. Böyle işliyor. Son olarak burada hemen Abid'e birkaç cümleyle şu an devam eden süreçte günlük hayatlarını idame ettirmekte zorlanıyorlar ve hükümetin bir baskısı var. Hocam da söyledi, yani Müslümanların bir an önce günlük hayatlarını devam ettirir, evet, hale gelmeleri lazım. Bu kadar baskıcı davranmasının nedeni ne? Bir takım gösteriler mi oldu Keşmir'de? Bir sürü protestolar oluyor. Yani şimdi Hindistan yaptığı şeyler ya da daha doğrusu Hindistan'daki askerlerin yaptığı şeyler Keşmir toplumu kabul etmiyor. Yani ara sıra çocuklara dövüyor, ara sıra yani sürekli bir çocuk okula gidiyor, onun çantasına bakıyor ne var ne yok. Ya bir şey sormadan, bir uyarı vermeden evlere giriyor. Yani onu, evet, Keşmir'deki toplum kabul etmiyor. Bence dünyada hiç kimse onu zaten kabul etmez. Onun için de bir sürü protestolar oluyor. O şekilde bir de bu son olaylardan da daha çok şu anda Keşmir'deki insanlar daha çok mutsuz, daha çok sinirli bu karara karşı. Gerginlik artıyor yani. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür. Abid hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, dilinize sağlık. Abid'in son söyledikleri aslında İsrail askerlerinin Filistin'de yaptığı o hukuksuzca kafalarına göre davrandıkları, bir çocuğu sokakta okula giderken ikinci sınıf öğrencisini durdurup çantasını aramaları ya da bir Filistinli'nin evini canları sıkıldı diye basmalarına benzer şeylerin Keşmir'de de günlük hayatın parçası haline dönüştürülmeye çalışıldığını gösteriyor. Pek çok kuruluş, evet, bu tür olayları tespit ediyor. Yani internette de dokümanları bulunabilir. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben Profesör Doktor Şaban Çalış hocamız ve
Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olan hocamızın yanında doktora öğrencisi olarak doktorasını yapan Abid Mecit kardeşimiz konuğumuzdu. Bu arada Abid'in konusu da yine Keşmir'le ilgili. Yüksek lisansı da Keşmir'di. Hindistan ve Pakistan'ın dış politikası. Evet, zaten yine Hindistan ve Pakistan'la ilgili bir konuyu doktorada çalışıyor. Bugün Keşmir'i gündemimize aldık ve tabii sıcak bir gündem olması dolayısıyla da Soçi ve Ankara'da Amerika ile yapılan mutabakat konularını da kıymetli hocamızın yorumlarıyla sizlerle buluşturduk. Haftaya yine salı akşamı görüş alanında karşınızda olmayı ümit ediyor ve yeniden görüşene dek de efendim mutlu, huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın, hayırlı geceler.